Üzgün Karabat. O mu? Hı. Mükser Yazıcık'tan. Öbürü o şu 35 senedir belediye başkanı olan. Mecliste biz ne zaman arasak ulaştık. Her türlü desteği sağladık. Biraz yoğunluk ama yine de elimizden geldiğinde. Ben yanındayım. Teşekkür ederim. Bu anlamda sizin yanında kendi il teşkilatımıza, ilçe teşkilatımıza tekrar teşekkür ederim. Tekrar şehrimize hoş geldiniz. Adaylık şöyle. Ama kazandık. Türkiye'de de kazandık. Turhal'la beraber birçok önemli yerde partimiz büyük başarılar elde etti. Ama biz bunu şöyle yorumlamıyoruz. Biz bir zafer kazandık diye düşünmüyoruz. Bizim kazanmamızı başkasının mağlubiyeti olarak düşünmüyoruz. Başkasının hezimiyeti olarak düşünmüyoruz. Neticede bu demokratik bir yarış, vatandaş tercihte bulundu. Bize bir sorumluluk verdi. Bize Turhal'ı emanet etti, İstanbul'u emanet etti, Ankara'yı emanet etti. Bunları bir emanet olarak kavruyor ve düşünüyoruz. Daha önce 2019'da da aslında bir büyüme süreci olmuştu. O zaman da İstanbul Ankara'yı kazanmıştık. Belli ki oradaki karnelerimiz iyiymiş ki bugün o karne istinaden daha fazla güvendi vatandaş bize. Şimdi buralarda başarılı olarak bunlara, bu insanlara, bu partiye devleti emanet edebiliriz dedirtmek istiyorum Türkiye'de yaşayanlara. Ve Atatürk'ün kurduğu partiyi tekrardan Türkiye'de iktidar yapmak istiyoruz. Elbette ki bize oy verenlere bakarsak eğer, geçen seçimde bize oy vermemiş, fazla sayıda seçmenimiz oy verdi. Bu oylara da hassasiyetlerini anlayarak, kavrayarak ona göre politikalarımızı, tavırlarımızı geliştirmek istiyoruz. Onları çok önemsiyoruz. Kimsenin ötekisimiz olmadığını zaten hep iddia ediyoruz. Bize oy vermeyenlere hizmet yok anlayışı bizde olmaz. Ayrımız gayrımız olmaz. Herkese eşit hizmet vermek istiyoruz. İşte İstanbul'da gördük. Bağcılar'a yaptığı hizmetin karşılığını, Arnavutköy'e yaptığı hizmetin karşılığını, Gazi Osman Paşa'ya yapılan hizmetin karşılığını bu dönem aldı. Hiç kimse bizim Gazi Osman Paşa'ya alabileceğimizi, Sancaktepe'ye alabileceğimizi, Arnavutköy'de kafa kafaya kalabileceğimizi düşünmedi. Ama hizmet yaparsam vatandaş takdir ediyor. Ben bizim vatandaşımızın sağduyusunun ve vicdanının yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Vatan sevgisi yüksek, onu görüyoruz. Diğer büyükşehir belediyelerimizin yaptığı bu duyarlılığa karşı 6. aydan sonra, sene sonuna kadar ki maaşını burs olarak da alacağım. Şimdiden halkın huzurunda ifade etmek istiyorum. Makamlar gelip geçilir. Biz hizmet etmek aşkıyla buraya geldik. Bu anlamda daha sonra oluşturulacak bir komisyonda o bursunuz kim vereceğinde açıklayacak. Sene sonuna kadar o hizmeti de yapmış olacağız. Teşekkür ederiz.